31 Temmuz'da bir infaz düzenlemesi yürürlüğe girecek ve bu yürürlüğe girecek infaz düzenlemesini aslında kısmi olarak özel af olarak nitelendirmek doğru nitelendirme olur. Çünkü yürürlüğe girmesiyle beraber binlerce adli mahpus aslında serbest bırakılacak. Adli mahpuslar serbest bırakılacak diyorum çünkü alışılageldiği üzere aslında hükümetin politikasından bildiğimiz üzere yine siyasi tutsaklar bu infaz düzenlemesinden kapsam dışı bırakıldı. Ancak ilk defa burada sadece siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakıldı. Aslında yapılan düzenlemeye baktığımızda bana çok çarpıcı gelen oranlarla karşılaştım. Size de okumak istiyorum. Mesela kasten öldürmeden 15 yıl ceza alan bir kişi 3 ay kapalı cezaevinde kalacak. Cinsel suçlardan 10 yıl ceza alan bir kişi 9 ay. 9 yıl ceza alan bir kişi ise sadece 1 ay cezaevinde kalacak. Yine uyuşturucu ticaretinden 12 yıl ceza alan bir kişi sadece 6 ay cezaevinde kalacak. Çünkü hatırlarsınız pandemide ve pandemiden sonra birkaç defa daha infaz düzenlemesi yapıldı. Ve bu düzenlemelerin hepsinde siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakıldı. Ancak o düzenlemelerde sadece siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılmamıştı. Kasten öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan ceza alan kişiler de kapsam dışı bırakılmıştı. Ve aslında devlet bu ayrımcılığı meşrulaştırmak için bu suçları da kullanıyordu. Yani sadece siyasi tutsaklara ayrımcılık yapmıyoruz. İşte adli suçlar üzerinden bu durumu meşrulaştırmaya çalışıyordu. Çünkü aslında Türkiye baktığımızda Avrupa sistemi içerisinde çok yüksek hapis cezası oranına sahip olan bir ülke. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 15 yıl, 20 yıllar. Biz her zaman bu ağır cezalandırma sisteminin aslında devlet egemenliğine karşı işlenen suçlar. Yani terörle mücadele kapsamında verilen suç. Biz aslında her zaman bu ağır cezalandırma sisteminin siyasi tutsaklar için olduğunu söylerdik ve infaz düzenlemelerinde ayrımcı tutulmasında bu ağır cezalandırma sisteminin sadece siyasi tutsakları için kurgulandığını kanıtlayan aslında bir şey olduğunu söylerdik. Ancak devlet her zaman savunma olarak bu adli suçları kullanırdı. İşte katilleri dışarı mı salacağız, tecavüzcüleri ya da uyuşturucu baronlarını dışarı mı salacağız diyerek bu suç kategorilerini de infaz düzenlemelerinde kapsam dışı bırakarak aslında bu ayrımcılığı meşrulaştırmaya çalışırdı. Ancak ilk defa bu meşrulaştırma çabasına bile ihtiyaç duymadan sadece siyasi tutsakları kapsam dışı bırakarak ayrımcı bir infaz düzenlemesinin yapıldığını görüyoruz aslında. Ben bunu söylerken tabii ki adli suçlar kapsam dışı bırakılmasın ya da belli suç türleri kapsam dışı bırakılmasın gibi bir yerden söylemiyorum. Bu ağır cezalandırma sistemi hiç kimse için insani değil. Yani bu saydığım suç kategorileri için de insani değil. Ya da devletin savunduğu işte cezalandırmanın amacı diye sürekli topluma anlatmaya çalıştığı amaçların hiçbirini sağladığını görmüyoruz aslında. Türkiye'deki şu anda ceza oranlarına baktığımızda hem genel önlemenin hem özel önlemenin gerçekleşmediğini görüyoruz. Çünkü suç oranları korkunç bir biçimde artmış durumda. Zaten bu infaz düzenlemesinin yapılma sebebi de bu. Hapishanedeki doluluk oranlarının kapasitenin üstünde hapishanedeki doluluk oranlarının çok fazla olması ve kapasitenin üzerinde aslında mahpus sayısının bulunması sebebiyle bu infaz düzenlemesinin yapıldığını görüyoruz. Ve genel önleme amacının, özel önleme amacının yani devletin iddia ettiği hiçbir amacın aslında bu cezalandırma sisteminde ya da bu infaz sisteminde gerçekleşmediğini görüyoruz. Çünkü aslında burada sorun suçu işleyen kişiler, bu suç kategorileri değil. Bu sorunu üreten, ahlaktan ve politikadan yoksun kılınan, yozlaştırılmış bir ulus devlet sistemiyle karşı karşıyayız. Ve bu ulus devlet sistemi aslında bir suç makinesi. Suçlu üreten bir suç makinesi. Aslında o suçun nedenine inmeden, onun sebeplerini ortadan kaldırmadan adli suçlar için söylüyorum tabii ki bunları. Sadece işte ceza verip, ağır cezalar verip belli sürelerde çıkardıkları infaz düzenlemeleriyle onları tekrardan topluma salıveren bir sisteme dönüşmüş durumda.